Hanımefendi, toplantım var benim. Biraz acele edersek. Meraklanmayın, sizi yerinize yetiştireceğim beyefendi. Aman Allah'ım. Ne oldu? Niye durduk hanımefendi? Şurada bir yaralı köpek var, ona bakmam lazım. Ah canım benim. Ah. Ne oldu? Kim vurdu sana? Ne oldu? Ne oldu sana? Ne oldu kuzum? Kıyamam ben seni. Ah canım benim. Ne oldu sana? Hanımefendi, köpeğin sırası mağlarını seversen. Ben toplantıma geç kaldım ya. Beyefendi, yaralanmış hayvan. Onu benim hemen veterinere götürmem lazım. Saçmalama kardeşim. Bas gidelim ya. Sana ne köpekten? İşini yapsana sen. Toplantım var diyorum sana ya. Güzel kardeşim, anlamıyor musun? Senin toplantından çok daha önemli bunun hayatı. Ben onu veterinere götürüyorum. Aman ya, ne halin varsa gör. Canım. Evet. Korkma. Korkma canım. Melahat seni kurtaracak. Korkma yavrum. Şimdi gidiyoruz. Canım benim. Canım canım. Hanımefendi, ne oldu köpeğinize? Vallahi köpek benim değil. Yolda buldum. Vicdansızın biri vurup kaçmış. Ben de alıp buraya getirdim. Masrafı neyse ben vereceğim doktor bey. Aa, kral bu. Mahir Bey'in köpeği Kral. Tanıyor musun sahibini? Evet. Bir haftadır arıyorlardı kralı. Bulunmuş olmasına çok sevinecek Mahir Bey. Şükürler olsun. Çok sevindim. Ben şimdi ararım. Mahir Bey'e haber veririm. Tamam. Şu anda durumu nedir kralın? Bacağında biraz ezilme var. Birkaç güne kadar ayağa kalkar. Canım benim. Ben size bir miktar para bırakayım doktor bey. Buyurun. Gerek yok hanımefendi. Siz zaten insanlığınızı yapıp kralı buraya kadar getirdiniz. Yaptığınız iyilik bize yeter. Teşekkür ederim. O zaman ben size bizim durağın kartını vereyim. Lütfen bir şey olursa arayın, olur mu? Peki hanımefendi. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kral, kurtulacaksın canım benim. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Melahat Hanım. Ali Kemal, benim arabanın anahtarını al. Şöyle bir koltukları temizleyiver. Hadi çocuğum. Hemen temizlerim ablacığım, hemen. Melahat Hanım, hayırdır? Ne oldu? Ya sormayın Nuri Bey. Yolda gelirken yaralı bir köpecik gördüm. Arkadaşlar alıp onu veterinere götürdüm. Çok iyi yapmışsınız Melahat Hanım. Sağ ol hocam. Da benim canımı sıkan müşteri oldu. Hayırdır ablacığım, müşterin niye sıktı senin canını? Ya köpecik orada yaralanmış, can çekişiyor. Adam ille tutturmuş beni toplantıya yetiştir diyor. Olacak şey mi Nuri Bey? Bak terbiyesize. Vay vicdansız, yani it diye canı mı yok? Aynen öyle seyirciğim. Ama ben ne yaptım? Hayvanı aldım. Veterinere götürürken adam da bana hakaretler yağdırarak bastı yürüdü gitti. Şimdi Melahat Hanım bir şey soracağım. Şimdi müşteriyi kovdun. Hem müşterinin kalbini kırdın. Hem de karından oldun. İti kurtardın da ne oldu yani şimdi? Hı? Osman Bey. İzninizle bir şeye bakmak istiyorum. Buyurun bakın, nereye bakacaksın? Ne yaparsın be Melahat Hanım? Yanılmamışım. Acaba burada atan bir kalp var mı diye düşündüm, kontrol ettim. Kalbiniz atmıyor. Siz taş kalplisiniz, biliyor musunuz? Peki ben nasıl yaşadım? Orasını bilemeyeceğim Osman Bey. Ayrıca söyledikleriniz hiç de komik değil. Bakın, şuraya dünyanın parasını koysalar, şuraya da bir köpeciğin hayatını koysalar, ben o hayvanın hayatını tercih ederim, biliyor musunuz? Osman Bey. Helal olsun sana be ablam. Bu kadar. Nuri Beyciğim, hiç anlatmıyorsunuz. Nasıl gidiyor bakalım Eleni Hanım'la? Vallahi Allah bozmasın ama Melahat Hanımcığım, aradığım mutluluğu sonunda buldum galiba. Çok sevindim, biliyor musunuz? Çünkü siz o kadar değerli bir insansınız ki ve mutlu olmayı çok hak ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim, darısı başınıza. Ben o defterleri kapattım artık Nuri Bey. Sevdiğiniz, aradığınız insan karşınıza çıkınca o kapadım sandığınız defter öyle bir açılıyor ki. İyi günler. Taksi mi lazımdı efendi? Ben Melahat Hanım'ı görmeye gelmiştim. Buyurun benim. Merhaba hanımefendi. Adım Mahir. Kralın sahibiyim. Memnun oldum Mahir Bey. Teşekkür ederiz. Kral nasıl? İyi mi? Daha iyi olacak. Köpeğim için yaptıklarınıza nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Vicdan sahibi her insanın yapması gerektiği şeyi yaptım ben.
Teşekkür ederiz. Bunu kabul ederseniz beni mutlu edersiniz. Nedir bu? Kabul ederseniz kraldan ve benden küçük bir jest. Osman Aga, paraya bak. Ben kralı bu parayı almak için kurtarmadım Mahir Bey. Biliyorum Melahat Hanım. Benimkisi sadece küçük bir hediye. Kabul edemeyeceğim, özür dilerim. Melahat Hanım almıyorsa ben alabilirim. Sinan! Pardon Nuri Baba. Lütfen. Bu parayı alırsanız kendimi daha iyi hissedeceğim. Mahir Bey, gerçekten kabul edemeyeceğim. Buyurun. Melahat Hanım, beyefendi çok ısrar ediyor. İsterseniz kırmayalım. Ben bir tek şartla bunu kabul edebilirim. Hayvan barınağında bakıma muhtaç hayvanlar için alıyorum bu parayı. Ne kadar yüksek gönüllü bir insansınız Melahat Hanım. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Rica ederim. İyi günler. Teşekkür ederim. Melahat Hanımcığım, siz şimdi gerçekten bu parayı hayvan barınağında bakıma muhtaç hayvanlar için mi harcayacaksınız? Evet Sinancığım. Ama burada şanzımentin barınağında barınan Sinan gibi... Sinancığım, hadi canım yerine, hadi. Hadi yerine. Hadi ya, hadi ya. Hadi canım benim, dırın dırın yerine, hadi. Hadi. Melahat Hanım, benim vergi dairesinde işim var. Durak size emanet. Tamam, merak etmeyin.